Ben giderim ya. Ağır açık günlerde arasında ben de ona inanıyorum. Çünkü adam hep boş boşuna görmüş. Bu Asıl bu şey. Ha bu büyüğü daha iyi çeker. Kısaltıp yakına alayım. Ya millet sözüm sizdi ya şükür ya vallahi. Gide gele gide gele. Hiç ses çıkartma abi. Nerede seçilir? Seçilir. Her şey. Sen altı bekle. Neredesin? Alo. Burada. Anca inan. Gördün mü? Oraları dinmiş. Araba buraya girdi. Yanar sönar şey var. Zaten bir... Orada, orada. Devlet, babat. Asiyeleri gene konuşur. Devlet. Gitti. 15 gün önce bir trafik kazasıyla bu dereye düşen Halim Kandas hemşerimizi bugün arkadaşlarımızı yaparken arama çalışması yaparken buldular. Tabii çok yoğun bir çalışma yapıldı. Rize, Samsun, Sivas, Erzurum, Gümüşhane ekipleri 15 günden beri burada yoğun bir çalışma yaptılar. Ama maalesef bu süre içinde ulaşmak mümkün olmadı. Ailesi, bütün yakınları da bir üzüntünün yanında başka bir üzüntüye kapıldılar. Babalarını kaybetmiş olmanın, büyüklerini kaybetmiş olmanın üzüntüsü bir yanda, bir de cesedine ulaşılmamış olmanın üzüntüsü var. Onları biz gidermemiz gerekiyordu. 15 gün hiç durmadan biz burada arkadaşlarımız yoğun bir çalışma yaptılar. Ama maalesef bu süreçte ulaşmak mümkün olmadı. Bugün sabahleyin arkadaşlarımız yine arama tarama çalışması yaparken cesedi tespit ettiler ve çıkarıldı. Savcılığa teslim edildi. Ailesine, yakınlarına, hemşerilerine başsağlığı diliyorum. Tabii ölen ömrü bitti öldü diyoruz ama kalanların da büyük üzüntü içinde olduğunu görüyoruz. O nedenle trafik kurallarına çok
uymamız lazım, dikkatli olmamız lazım. Yollarda yeni araçlar çok hızlı gidiyor. Ölüm sebebini de savcılar otopsi sonuçlarından sonra açıklarlar. Ama şu anda görünen kazanın sonucu öldü. Bunun dışındaki adli olaydır. Ona ilişkin bizim bir açıklama yapmamız zaten uygun değil. Yani tekrar bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra böyle işlerle uğraşmayız. Daha iyi işlerle uğraşırız. Ama sonuç itibariyle bu olaylar da ülkemizde oluyor. Bizim görevlerimiz de canla başla kendi hayatlarında tehlikeye atarak bu mücadeleyi veriyorlar. Allah rahmet eylesin diyorum. Başka yapacak bir şey yok.